Diş kaplamaları veya implant üstü yapılırken kullanılan birkaç farklı yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi, siz hastaya planladığınız bir restorasyon için öncesinden hastanın ağzından bir ölçü alırsınız. Bunu laboratuvara gönderirsiniz. Bunun alçıdan modeli hazırlanır. Üst yapıyla alakalı eğer implant söz konusuysa ara parçalar vardır. Bu ara parçalar uyumlanır veya kişiye özel olarak hazırlanır. Sonrasında da üzerine yapılan porselen restorasyonlar hasta ikinci veya üçüncü bir randevuya geldiğinde takılır. Bu yöntemlerden geleneksel olarak uygulanan en temel yöntem. Bir ikinci yöntem ise hastanın ağzından hiç ölçü almadan özel ağız içi uygulanan kameralar gibi oral scanner'larla ağız içinden görüntü alınır. Bu alınan görüntü bir bilgisayar programına aktarılır. Bu bilgisayar programında hiçbir şekilde elde bir katı malzeme olmadan, yani modelleme olmadan tamamen çalışma bilgisayar ortamında yapılır. Bunun aslında teknolojideki genel adı CAD/CAM, yani Computer Aided Design ve Computer Aided Manufacturing ve bu şekilde bilgisayarda bunun tasarımı yapılır. Burada tabii pek çok hekime kolaylık sağlayan yöntem olabiliyor. Bunların başında eğer hastanın diş eti örneğin biraz daha gevşekse veya çekilmişse orada kronun çıkışını birebir o diş etine uygun hale getirebiliyorsunuz. Ve de bu uygulamalar yapıldıktan sonra bilgisayarda hazırlanan, tasarımı bitmiş olan dizaynı özel milling makinalarında birebir üretebiliyorsunuz. Bunun için özel bloklar var. Farklı yapılarda porselenler, farklı yapılarda altyapılar veya işte farklı özelliklere sahip olan malzemeler var. Bunlardan üretim yapabiliyorsunuz. Bunlarla alakalı olarak hastalar açısından en pratik olan şey ise bunun hemen 1-2 saat içinde üretilip hasta ağzında uygulanabilir olmasıdır. Diğer yöntem de ama halen kullanmaya devam ettiğimiz bir yöntemdir.